Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çok beklenilen Tyson Fury, Deontay Wilder 3. karşılaşmasının maç öncesi yorumuyla karşınızdayım. Tabii bu karşılaşmayı çok uzun zamandır bekliyorduk. Önce bir karşılaşma Fury'nin Covid'inden dolayı ertelendi ve alt kattaki karşılaşmalar da ertelenmişti. Ve karşılaşma 9 Ekim'de yapılacağı söylenmişti. Nihayet o tarihe yaklaştık. 2 gün sonra bu karşılaşma olacak. Tartı'da yarın olacak yanılmıyorsam. Çünkü karşılaşma cumartesi olacağı için Tartı'da yarın olacak. Tabii hangi kilolarda gelecek bunları da takip ediyor olacağız. Hemen Tyson Fury ile başlayacak olursak 2.06 boyunda, uzanma mesafesi 2.16, 31 karşılaşmasının 30'unu kazanmış, birinde berabere kaldı Deontay Wilder'la ve 21 tane nakavtı var. Nakavt oranı %67.74. Tabii son karşılaşmasını 2020 yılında 22 Şubat'ta yaptı. Ve tabii benim de Tyson Fury ve Deontay Wilder'ı biliyorsunuz pek sevmememin nedeni uzun yıllar maç yapmamalarıydı. Tabii Tyson Fury'ye biraz daha aslında kızgın olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Tyson Fury hemen rövanşı kabul edip şey yapabilirdi yani Wilder'la karşılaşabilirdi. İşi son raddeye kadar götürdü. Ve bakın dikkat ederseniz aradan 1,5 yıldan daha uzun bir süre geçti. Neredeyse 2 yıl olacak yani. Ancak öyle. Tahkim sonucu karşılaşmayı kabul etti Tyson Fury. Ve pardon. Deontay Wilder'la karşılaşmayı en son mecburen kabul etmek durumunda kaldı. Tabi bu boksörler haz etmediğim isimler. İşte az önce söylediğim gibi fazla maç yapmamalarından dolayı. Tabi şimdi bu karşılaşmayı kim kazanır durumuna gelecek olursak hemen Wilder'ın da boyunu söyleyelim. 2.01 boyunda ve uzanma mesafesi de 2.11. Aralarında öyle çok fazla bir fark yok. Sadece 5 santimlik bir fark var. Ama Tyson Fury tabii ki boyunu ağır siklette ya daha doğrusu boy avantajını en iyi kullanan isimlerden bir tanesi. Wilder'ın da zaten yumruk gücünü özellikle sağ yumruğunu anlatmaya gerek bile yok. Gayet etkili yumruğu var. Dokunduğu anda düşürebilecek bir isim. Şimdi şöyle yoruma gelelim. Bu karşılaşmanın sonucunu kestirmek oldukça gerçekten zor. Çünkü bir hani Usyk Joshua karşılaşmasında hani direkt söylüyorduk zaten Usyk'in alacağı belliydi. Ama bu karşılaşma gerçekten %50 %50 olmasa bile yani ona yakın bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Deontay Wilder çok iyi hazırlandı bu karşılaşmaya. Ve gerçekten yeni antrenörüyle beraber Malik Scott'la beraber bir şeyleri değiştirdiğini umuyorum. Bunu yapabilmesi için gerekli süresi de vardı. Biliyorsunuz Joshua da yenilgiden sonra rakibini yenmeyi başarmıştı. Wilder de tabii ki bunu yapabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Hani Wilder teknik açıdan çok yoksun, eksik bir boksör yani. Kendine biraz bir şeyler katması fark edecektir diye düşünüyorum. Tabi boks yaparak Fury'yi yenmesi mümkün değil. O ayrı bir konu ama hem bu sağ yumruğunun gücünü yeri geldiği zaman kullandığı zaman hem de işte jablarını kullanarak body shotları kullanarak bunları ayak hareketlerinin nispeten birazcık daha devreye alarak iyi şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Tabi diğer taraftan Tyson Fury gerçekten ikinci karşılaşmada yani son karşılaştıklarında mükemmel bir şeyle gelmişti. Yani o günkü Tyson Fury eminim ki herkesi yenerdi öyle söyleyeyim. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştı.
Ama bu karşılaşmaya ben Tyson Fury'nin o kadar da iyi hazırlandığını düşünmüyorum. O yüzden Tyson Fury hani Wilder'la işte basın toplantısı da yapıldı. Çok şükür ki bu sefer Wilder de konuştu. Hatta birbirleriyle diyalog haline girdiler. Tyson Fury orada dedi ki işte seni tekrardan nakavt edeceğim diye söyledi. Ben böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum bu sefer. Çünkü Tyson Fury iyi hazırlanarak gelmediğini düşünüyorum ben. Ancak Tyson Fury biliyorsunuz kirli boks yapıyor. İşte rakibinin üzerine çullanıyor, onu yoruyor. Çok iyi kullanıyor yani o boksu çok olması gerektiği gibi. Yani ne yapacağını bilen şekilde kullanılıyor. Hem ringi hem rakibini bir şekilde yormayı başarıyor. Bu açıdan baktığımız zaman Tyson Fury yine bu maçın bence favorisi. Ama Wilder da dediğim gibi çok çok iyi hazırlandı bu karşılaşmaya. Ve o aralarında geçen diyalogda şöyle bir durum var. İşte Tyson Fury dedi ki madem dedi işte beni yenebileceğini düşünüyordun neden işte antrenörünü değiştirdin yeniden her şeyi değiştirerek karşıma çıktın gibi bir şey söyledi. Wilder de dedi ki işte bu sorunun cevabı çok basit dedi. Sen birinci maçtan sonra neden işte antrenörünü değiştirip kendini geliştirdiysen ondan ben de yaptım gibisinden söyledi. İşte böyle aralarında güzel diyaloglar geçti. Tabii Wilder bu defa sakin gerçekten garip bir şekilde sakin cevap verdi. Hatta ara ara böyle şarkı mırıldanır gibi falan da oldu. Gerçekten sakin olması güzel bir şey. Diğer taraftan işte bu ikili tabii ki dünya çapında yine konuşulabilir. Çünkü garip bir maç. Birbirlerinden haz etmedikleri çok ortada. Maçta karışık bir maç olacak diye düşünüyorum. Olaylı bir maç olabilir. Bakalım gerçekten bizlere ne gösterecekler merak ediyorum. Son olarak yorumuma gelirsem, yani son kararımı söyleyecek olursam, bu karşılaşmanın sonuçlanmasında iki tane zaten seçenek var. Bu seçeneklerden bir tanesi Tyson Fury'nin bu maçı kontrollü bir şekilde götürüp sayıyla unanimous decision'ını alması. Diğer bir seçenek de Wilder'ın Tyson Fury'yi knockout etmesi. Bu ihtimal de tabii ki kuvvetli. Ama bu birinci roundda da olabilir, son roundda da olabilir. Hiç fark etmez. Wilder her an rakibini düşürebilecek bir isim. Bunu biliyoruz. Bu iki seçenekten bana mantıklı gelen, az önce de ifade ettiğim gibi Tyson Fury'nin o işte her zamanki kirli boksunu yaparak, mesafeyi koruyarak dövüşmesi ve sayıyla bu karşılaşmayı alması yönünde. Ama Tyson Fury kendine biraz fazla güveniyor olabilir. Çünkü Wilder'a karşı çok küçümser açıklamalarda bulundu. İşte direkt emekli ol, emekli ol diye böyle tekrarladı. Ben bunları hani Wilder'ı psikolojik açıdan düşürmek istediği için yaptığını düşünüyorum ama bir yerden ciddi de söylüyor olabilir. Yani gerçekten rakibini küçümsüyor da olabilir. Eğer böyle bir şey yaparsa Wilder hatayı kesinlikle affedecek bir isim değil. Yakaladığı anda maçı sonlandırabilir. Kendi deyimiyle Wilder'ın iyi geceler bebeğim diyebilir yani. Bu açıdan güzel bir şey bizi bekliyor. Yani garip bir karşılaşma bizi bekliyor. Dediğim gibi ben Tyson Fury bir önceki karşılaşmadan daha kötü bir şekilde geldiğini düşünüyorum. Çünkü resmen kariyerinin zirvesindeydi yani o en son maçı kazandığında ve o performansta herkes yenebilirdi. Ama bu performansını buraya taşıyamadığını düşünüyorum ben. Tabii ringde neler olacak bunu da göreceğiz. Sizin yorumlarınızı da bu videonun altına bekliyorum. Tabii ki bu topluluk sekmesinde de yine bu maçla alakalı anket paylaşacağım. Biliyorsunuz anketlerimizde çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Hatta bakın
Joshua Usyk karşılaşması nasıl sonuçlanır demiştik. Genel itibariyle yani oy verenlerin %50'si, hadi kendimi de katayım 11 oy olsun, çoğunluğu bu karşılaşmayı Usyk'in kazanacağını zaten düşünüyordu. O yüzden topluluğumuzun da kalitesinin gittikçe arttığını, daha güzel boks sohbeti yaptığımızı düşünüyorum. Bu ankette de yine karşılaşmanın sonucunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edeceğimizden şüphem yok. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Kısa bir zaman kaldı karşılaşmaya. Yarın tartı sonuçlarını bu topluluk sekmesinden paylaşırım. Oradan da konuşuruz. Bu karşılaşmaların, ya daha doğrusu bu gecedeki karşılaşmaların sonuçlarının videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.